sen, ben. Güzel aynaymış. Bu muydu göstereceğiniz şey? Evet Sevda. Ben geçenlerde bir guruyu dinliyordum. Adam ayna karşısında kendi kendine konuşmanın öneminden söz etti. Çok uzun bir süre, böyle belki 10 saat falan sürdü. Yalan söylediğiniz konularda ayna aracılığıyla kendinizle mutlaka yüzleşin diyor. Bu yüzleşmeyi mutlaka gerçekleştirin ki kendinizle yüzleştikten sonra da çevrenizle yüzleşin diyor. Peki senin de işine yarar diye düşündüm. Gerçekten çok iyi geliyor biliyor musun insana itiraf etmek? Böyle rahatlıyorsun yani. Bir dene istersen. Serpil Hanım. Eğer hala geçmişte evliliğimizi sizden gizlememizden, yurt dışına taşınma kararımızı gizlememizden bahsediyorsanız, onların hepsi Emir'in kararıydı. Ha, ama tabii biz de çok gençtik, toyduk. Ama emin olun çok değiştik biz de. Yani yaptığımız hatalardan bir takım dersler çıkardık. Boşuna bahanelere sığınma olur mu? Çünkü sebebi her ne olursa olsun yalan yalandır. Öyle değil mi? Evet öyle. Ben bu konuda size sonuna kadar katılıyorum. Ama rica edeceğim siz de beni birazcık anlamaya çalışın. Mecbur kalmasam böyle bir şey yapmak istemezdim. Kusura bakma Sevda, ben böyle bir şey anlayamam. Çünkü bana göre yalan çok kötü bir şeydir. Nokta. Neyse, ben söyleyeceğimi söyledim. Artık sen kendini itiraf edersin. Ne yapıyorsun burada tek başına? Nerede herkes? Babam Sarp'la yalnız konuşmak istedi. Ben de buraya kaçtım. Ben gelebilir miyim peki? Tabii. Çok güzel. Şehrin ışıklarına rağmen yıldızlar ne kadar güzel değil mi gece? Biz ne zaman böyle geceleri beraber otursak yıldızlar bize göz kırpıyor. Evet. Ah. Ne oldu? Ay, kıymık battı galiba. Dur, nerede? Şu. Burası mı? O değil, şu. Çok mu acıdı? Çok mu acıdı? Çok mu acıdı? Acıdı ama iyiyim. İyiyim. Ne kadar iyi bir cerrahsın Emir. Neysin? Niye benden kaçıyorsun? Ha? Neysin? Emir. Emir ben... Sen... Sen, ben. Ben orada içeride Serpil Hanım'la hayat dersleri dinleyeyim, siz burada keyif yapın. Ay. Of, çok güzel burası şu an. Emir'ciğim. Değil mi? Ben kalkayım bir içeriye ver. Dur, ben sana yardım edeyim. Teşekkür ederim. Konuşuruz o zaman. Konuşuruz. Emir, beni kaldırsana. Bir şey diyeceğim. Ben aslında eve gitsem iyi olacak galiba. Tamam, ben anahtarı vereyim sana. Ama şey, eğer seni de bozmayacaksa beraber gitsek olur mu? Normalden fazla döndü bugün başım çünkü güvenemiyorum kendime. Tamam. Hadi.
böyle birdenbire? Bir şey mi var senin? Hastayım ben. Öyle PSMR sendromu diye bir şey. O ne, ben daha önce hiç duymadım. Öyle nadir. Bilmem kaç yüz bin kişide bir görülen bir şey. Tedavisi de yok. Çünkü sebebi her ne olursa olsun yalan yalandır. Öyle değil mi? Öyle. Benim görüştüğüm biri var. Günaydın Emir. Ay yok. Yok ya. Ay ne olacak ki zaten yani. Emir kliniğe birlikte gidelim mi? Hem yolda konuşuruz biraz. Güzel bir kahvaltıcı öğrendim biliyor musun ve aşırı açım. Hadi gidelim. Emir vallahi çok acıktım, gel hadi. Efsun'a da haber verseydin. Sonra gideriz, onunla da benim onu bekleyecek vaktim yok. Ölüyorum açlıktan. Ölüyorum bak. Efsun. Espri yapıyorum. Aşağıda kapıda bekliyormuş. Ha, Emir. Gitti. Mesajımı görmedi herhalde. Yok yok, insan değil. Yunan heykeli gibi. Taş gibi mübarek. Taş değil, mermer. Mermer gibi mi bari? Bin Nur, dur yeter. Mermer, mermer. Allah Allah. Ne yapayım ben şimdi, ha? Ne yapayım? Buradan manken bir adamı koluma takıp lansmana mı götüreyim? Ne yapayım? Canım, Efsuş'um. Onu Emre, görüştüğüm biri var demeden önce, o yalan atmadan önce düşünecektin. Bir de adamı ne yapacakmış? Lansmana götürecekmiş, kesin gideceklermiş. Ya, o kadar dengesiz davranıyorsun ki adam da yani, adam da dengesi şaştı. Adam sana inansın mı inanmasın o da bilmiyor. Tamam şimdi bu... Yunan heykellerini götürmedin diyelim lansmana. Erik ne düşünecek? Aa diyecek, bir oyun mu oynuyor ya bu bana diyecek. Acaba bir şeyler mi döndürüyor diyecek ya. Yoksa böyle biri yok mu diyecek. Böyle mi düşünsün istiyorsun? Böyle düşünsün istiyorsan buyur düşünsün. Ben bir şey de, ben tamam bir şey demiyorum. Hayır tabii ki de öyle bir şey istemiyorum. Ama yani ajansen bir oyuncu bulup da sevgi rolü yapmayacağım ben. Olmaz. Uydururum ben, bir şey bulurum.
hasta oldu derim, yatalak oldu derim. Gelemiyor, işi çıktı derim. Bir şey derim ben. Uydururum bir şey. Aman Efsoş ya, sana da yaranılmıyor ha. Erik'ten daha kütür kütür adamlar buldum. Hala ıkmık ıkmık ıkmık. Kolay gelsin. Ikmık yok dedim, ıkmık. Dedim, benim dedim, canım kankim dedim, Erik istediyse dedim, mevsimi de değilse dedim, ben kütür kütür Erik bulurum yani dedim, sorun değil dedim, ben buldum, afiyet olsun. Ben müsaadenizle efendim, şey yapayım. Kolay gelsin. Buyurun, benim. Ben de seni çağıracaktım. Hangi konuda? Buyurun. Bu yüzü kızaran hastayı ameliyat alacağım da. Ameliyat hemşirem olur musun diyecektim. Neden? Yani o kadar hemşire var, neden Binnur? Evet. Çünkü hepsi ameliyatta. Mantıklı. Anladım. Peki madem o zaman ben... tabii ben daha çok yönetim kısmı benim ama görev icabı tabii ki. Düşünün mü Binnur, görüşürüz. Efsuncuğum, gelebilir miyim? Evet, tabii Sevda, gel. Bak sana ne getirdim. Aç bakalım, beğenecek misin? Bu ne? O Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sana küçük bir hediye. Sevda, bu çok güzel. Yıllar önce salgın hastalıkla mücadele için orada bir köye gitmiştik. Efsun, insanların halini görmen lazım. Su yok, gıda yok, barınak yok. Ama ne var biliyor musun? Umut. Orada öyle 3-5 tane kadın atalarından kalan hikayeleri, duaları bezemişler bu kolyelerin üstüne. Bir tanesini de bana verdiler. Ben de o gün bugündür hep çantamda taşıyorum. Ama Sevda, bu çok kıymetli. Ben bunu kabul edemem. Olmaz. Lütfen Efsun. Edersin. Çünkü bu kolyeyi bu dünyada daha çok hak eden biriyle ben tanışmadım daha önce. Klinik için yaptıkların o kadar kıymetli ki. Yani burada böyle gönüllü bir klinik kurman inanılmaz değerli. Sen resmen umut oldun bana, biliyor musun? Teşekkür ederim. Yani benden sonra da bu dünyada insanlara yardım etmek için çabalayacak doktorların olduğunu bilmek... Sevda, lütfen böyle konuşma. Lütfen. Ama öyle Efsun. Sen çok iyi bir insansın. Görebiliyorum ben bunu. Mesela bugün Emre benim hasta olduğumu bildiğini bile söylemedin. Benim iyiliğim için, değil mi? Ama iyi yaptın, gerçekten. Ben de çünkü üzüldüğümü hiç belli etmemeye çalışıyorum Emre. Yıkılıyor hemen. Biliyorsun benim de tek dayanağım o. Ama sen de varsın artık. Yani arkadaşım, güvenebileceğim biri benim yanımda diyebilirim artık senin için. Çok şanslıyım. İyi ki varsın Efsun. Neyse ya, çok konuştum hadi. Gidin ben, görüşürüz sonra. Görüşürüz. Binnur bilir. Emir Bey. Söyle bakalım. Efsun'un hayatındaki o meçhul kişi kim? Emir Bey, alacağınız olsun ama ameliyat var dediniz bana. Evet vardı. Ve gayet başarılı sona erdi. Ama şu an konumuz bu değil. Günlerdir benden geçiyorsun. Şimdi seni dinliyorum. Ben daha önce de söylemiştim size. En yakın arkadaşımı satamam. Kusura bakmayın. Ben çıkıyorum. Boşuna kaçma. Kapılar kilitli. Sorularıma cevap vermeden buradan çıkamazsın. Efsun'un hayatında gerçekten biri var mı? Yoksa bilmediğim bir sebepten bana yalan mı söylüyor? Ha, şöyle yapalım. Anlıyorum seni. Arkadaşını satmak istemiyorsun. Bana bir hareket yap. Ve bu sayede sen arkadaşını satmış olmazsın. Ve ben de cevabımı alırım.
Yalan yani, öyle mi? Ne diyorsun ya? Çok soğuk burası. Kaç derece ya? Adı, yaşı, mesleği, nerede yaşadı, ne yapıyor, hepsini öğrenmek istiyorum benim. Sen neden bu kadar ilgilisin acaba Efsun'un özel hayatıyla? Efsun'un hayatında biri varsa benim bundan haberimin olması lazım. Sebep? Efsun benim ortağım. Tam olarak öyle değil. Yani hayat ortağın mı? Ne? Binnur, söyle. Söylerim. Söyleyecek çok şey var da söyleyemiyorum. Ama sana bir tek şey söyleyeceğim. Efsun'u gözlemle. Ona bak. Kime bakıyor? Kimlerle konuşuyor? Gözlerinde ne var? Kim var? Gözlerindeki kişi aynı zamanda kalbinde. Niye bulmacayı bulmuşsun? Söylesene. Ya bu arada sır paylaşıyoruz ya. Şimdi bu Canan benim kafamı çok karıştırıyor. Ya bu kadın... Ya 60'lı desen, yuh, 70'li desen, bilemedim. 90'lı görünüyor evet ama yani yemedik. Emir. 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 Ha, kaldım burada. Emir. Emir, aç kapıyı, aç, 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 aç. Emir. Emir. Ay. Çıkmış. Emir'i inandırmamız lazım. Seninki beni sorguya çekti. Bu arkadaş meselesine inanmıyor. Yalan değil mi deyip durdu. Sana ne oldu? Ha? Sen fikrini değiştirdin. Sevda bana hediye getirmiş. Ya kahroluyorum ya, kahroluyorum. Nasıl yapacağız? Ben nasıl Emir'i ikna edeceğim? Biz susalım. Kast konuşsun karşım. Allah, yapacak bir şey yok. Denize düşen bin nura sarılır. Şaka yaptım, şaka. Şaka yaptım ya. Sen hala şakanın derdindesin. Adam vitesi yükseltmiş. Bu defa senden vazgeçmeyeceğe benziyor. Evet. Bir şey yapmamız lazım. Ama ne? Buldum. Kast ajansında çalışan çok yakışıklı bir çocuk var. Onu ayarlayacağım sana. Ya öyle yapma bak, bir dinle. Çocuk bayağı. Ne demek biz de ulaşamıyoruz hanımefendi? Ben mağdurum şu an. Şu an çok mağdurum, evet. Kim? Ama bakın, gelmedi diyorum. Ay, ay. Şansıma ya, şansıma. Gerçekten şansıma. Şansıma. Efsun gelmeyecek galiba. Gerçi haklı. Ne yapacak? Buraya gelip kızın yeni sevgilisi var. Baş başa zaman geçirmek istiyor olabilirler. Yani. Yo. Geldi Efsun. Şimdi dışarı gelsene. Ne oldu Emir? Dışarı gel, bir konuşacağız. Şu anda mı? Evet, şu anda hemen. Ne
Ne oluyor Emir, yavaş. Emir, canımı acıtıyorsun. Ne oluyor ya? Bana bunu yapma, tamam mı? Bana bunu yapma. Bana bunu yapma. Ne yapıyorum ben sana? Emir, ne yaptım ben sana? Bak, dayanamam. Dayanamam. Ben buna dayanamam. Neye dayanamazsın? Dayanamam. Neye diye dayanamıyorsun? Seni onunla görmeye dayanamam. Emir! Kim bu kadın ya? Ne oluyor be? Kadın ruh hastası. Emir'e saplantılı aşık. Kliniğe saldırdı, arabasını ezdi, evini yaktı. Filiz? Filiz? Senin burada ne işin var? Kaçtım akıl hastanesinden. Nasıl? Çıktım işte. Senin için. Haftalardır sizi izliyorum. Gazetede nişan haberlerinizi gördüğümden beri. Gizli gizli bakışmalar. Göz süzüşmeler. Dokunmalar. İkiniz de midemi bulandırıyorsunuz. Filiz. Filiz, sen yanlış anladın. Sen sus. Adi. Bana bak. Kendine gel. Emir. Sun. Filiz. Oo. Bakıyorum da Emir Bey'in korumacı yanı da varmış. Sen beni beğen diye düzinelerce estetik operasyonu geçirdim ben. Bir kere bile dönüp yüzüme bakmadın. Bu kadın için mi? Onda olup da bende olmayan ne var? Filiz. Hemen o silahı bırak. Konuşalım, tamam mı? O kadın bana dost gibi davrandı. Ona ağladım, dert yandım, sarıldım. Siz ne leş, ne aşağılık insanlarsınız. Haftalardır klinikte yatıyorum ben. Bana deli muamelesi yapıyorlar. Sen delirttin, sen! Emir, Emir gitme, hayır, hayır. Filiz, bak sen kendinde değilsin. Bırak onu, konuşalım. Bırak o silahı, hadi. Öyle mi? Öyle mi? Emir. Sun. Haftalardır bugünü planlıyorum ben. Beni mahvettin, sen de geber. Filiz, Filiz yapma ne olur. Ne olur bak, seni sevmeyen bir adam için değmez. İndir o silahı lütfen. Belki de sen gebersen daha iyi. Rahatlarım en azından. O zaman bu kadında ne var da bu kadar kapılıp gitti bu adam diye saçımı başımı yolmam belki. Sen mezara, ben huzura. Ha? Filiz. Bırak o silahı, konuşalım. Ha? Eski günlerdeki gibi. Bak, benim de hatalarım oldu, tamam mı? Bir yemeğe çıkalım seninle. Yeniden deneyelim. Ha, belki olur. Ha? Belki kurtarırız ilişkimizi. Bak, sana yalvarıyorum. Ha? Yalvarıyorum. Hadi. Vay be. Koskoca Emir Demirhan bir kadın için yalvaracak, yalan söyleyecek hale geliyor. Ha? Kadar mı aşıksın? Benimle yeniden denemek istiyorsun ha? Evet, yeniden denemek istiyorum. Filiz. Beni yeniden kandıramayacaksın. Emir! Efsun! 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 Yardım edin! Efsun! Efsun! Kimse yok mu? Efsun! 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 Yardım edin!
Efsun! 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 Yardım edin! Efsun! Efsun uyan, Efsun uyan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.